Yani basın kartı olmayanlara bunu vereceklerini hiç, hiç zannetmiyorum. Şimdi asıl Almanya'daki konu şu arkadaşlar. Savunma sanayi pazarlıkları. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile bir F-35, F-16 krizimiz var. Biz bile isteye, bu programın üyesi olmamıza ve bu programa ciddi para yatırmamıza rağmen kendi isteğimizle bu programdan deyim yerindeyse çıktık. F-16, F-35 programından Rusya ile ve şahsin Putin ile yakın dostluğumuz nedeniyle S-400'leri aldık. Bir araba dolusu para ödedik S-400'lere S-400'ler nerede ne işe yarıyor kime karşı ne zaman hangi koşullarda aktive edilecek hepsi bir soru işareti. Ama orada o soru işaretleri dururken burada da Amerika Birleşik Devletleri ittifaklık ilişkimiz tırnak içinde neyse o ilişki çok ciddi zarar gördü. Ve biz şimdi de Amerikan Kongresi'ne diyoruz ki kardeşim bizi F-35 F-16 programına geri al. E onlar da tabi pazarlık yapıyorlar. İşte bir düşünelim. Aa, öyle mi olur böyle mi olur e siz ne diyorsunuz bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri konusunda falan filan değil mi böyle sürekli sıkıştığımız bir alan burası yani bunları sürekli olarak e, gözümüzün önüne gözümüzün içine sokuyorlar şimdi de e, Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler açıkladı ve dedi ki Eurofighter uçakları almak istiyoruz Almanya'da hayda ya hani biz kendi İHA'mızı, İHA'mızı üretiyorduk kendi bizim uçağımız var ne oldu ona bugün Financial Times'da bir yorum çıktı. Tam bu Almanya ziyareti öncesinde Alman hükümeti Türkiye'ye Typhoon satışı için anlaşmayı görüşmeye başlamayı bile düşünmüyormuş. Yani biz gideceğiz Almanlardan diyeceğiz ki babacığım bize Typhoon Eurofighter uçak satar mısın? Financial Times'da çıkan makaleye göre Alman hükümeti bunu kale bile almayacakmış Yani bunu bir görüşmeye bile almayacakmış. Güvenlik sorunları var diyormuş Türkiye ile olan ilişkilerimizde. Bunun başında da İsveç'in NATO'ya katılımı geliyor diyorlarmış. Biz de şu anda o görüşmeyi erteledik biliyorsunuz. Askıya aldık. Bakalım o iş neye varacak. E, e, bizim kendi uçağımız var. Milli ve yerli savaş uçağımız Kan. E, adı Kan. E, ve 2030-2031 yılından itibaren ancak envantere girmeye başlayacakmış bu uçak. Bunu da açıklayan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler. Var var Türk uçağı diye bir şey var canım işte Kaan üretiliyor ama 2030-2031 yılında ancak e, e, devreye girebilecekmiş. O yüzden uçak almak istiyoruz Almanya'dan. Niye istiyoruz bilmiyorum ama önemli bir e, uçak türüymüş bu anladığım kadarıyla. Tabii bütün bu uçak e, yani aslında bakarsanız savunma sanayi anlaşmalarıyla dış politika ve iç politika arasında görünmez bağlar var malumunuz. Yani Erdoğan e, hep iktidar olmak ve hep seçilmek için bu anlaşmaları yapmak durumunda diyeyim ben size öyle anlaşılıyor. E, ve Financial Times'da bugün böyle bir yorum çıkınca ''Germany's to block Erdoğan plan to buy fighter jets.'' Bromberg'de uluslararası ekonomi ajansı Bromberg'de bir haber yaptı. NATO allies have series of concerns about Turkey's allegations. Erdoğan this week said Israel has become a terrorist state. Tabi Erdoğan'ın Hamas ve İsrail ile ilgili yorumları da bunu etkiliyor ve bugün Bromberg'de böyle bir haber çıktı. NATO müttefikleri Türkiye'nin öncelikleri konusunda ciddi şüphelere sahipler ve Almanya Devlet Başkanı Scholz'un Erdoğan'ı Hayır diyecek bu jet satın almalarıyla ilgili bir manşet attı. Buna da şak bir cevap geldi Türkiye'den. Erdoğan mı cevap verdi? Hayır. Sayın Haluk Bayraktar cevap verdi. Baykar Holding'in kurucularından Selçuk Bayraktar'ın da ağabeyi olan Sayın Haluk Bayraktar, Baykar'ın genel müdürü kendisi bir cevap verdi. Bloomberg'in ve Financial Times'ın bu yorumlarına dedi ki teknolojik ilerlemenin hızı insanlı jet uçaklarını uçurmanın giderek daha riskli hale geleceğini gösteriyor yakın gelecekte muhabere sahasındaki platformlar büyük oranda zaten insansız olacak bu uçakları bu uçakları vermemeleri Tıpkı kendi sihalarımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak Biz de diyor Kızıl elma Dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı e, için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani Haluk Bey demiş ki vermezseniz vermeyin kardeşim. Biz siz vermedikçe zaten daha da iyisini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz demiş. Yok hayır devlet görevlisi sıfatıyla vermemiş tabii ki. Bir tweet yazmış yani aslına bakarsanız. Direkt Scholz'a bir mektup ya da cevap anlamında değil ama böyle tweetler yazmış Haluk Bey, e, Haluk Bayraktar. Evet Almanya'da işte ikili görüşmelerde Sayın Erdoğan'ın Almanya ziyareti de tam da böyle bir e, iklimle başlıyor. E, aynı şekilde zaten Haluk Bayraktar e, şeyi de paylaşmış eski tweetini. Amerika'da da diyor Predator sihalarını vermeyerek milli sihamızın önünü açmıştı. Şimdi bize F-16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur? Yani onlar vermedikçe biz yapıyoruz demeye getiriyor. Kızıl Elma uçağının e, şeyini koymuş, fotoğraflarını koymuş teknofest festivalinde